Güzel, bacağını ger. Ellerin gövdenden biraz daha açıkta da olsun. Böyle iyi mi? Evet. Ne haber dostum? Ha, merhaba dostum. Deri ameliyatı hedefime varmama 15-20 kilo bir şey kaldı. Hazır teminin iyileşmesini beklerken burada kalıyoruz ve Doktor Smith doğru yönde birkaç adım olsun ilerleyebilmem için beni antrenör arkadaşıyla tanıştırmak istedi. Chris, nasılsın? Matti, Matti, Chris. Memnun oldum, bayım. Ben de memnun oldum. Bu zamana kadarki çabalarınızdan ötürü tebrik Tanrı ederim. Tanrı da biliyor ki hiçbir şişko erkek spor yapmaktan hoşlanmaz. Evet derken aklım neredeydi, çok merak ediyorum. Çok sıkışırsam İsa'ya bana hemen yardıma koşması için yalvarırım falan dedim herhalde. Ama gelmişken her şeyi denemeye varım tabii ki. Bu aralar ya da şimdiye kadar ne tür çalışmalar yaptın? Başta 200 kiloydum. Önce bol bol yürüdüm ve epey bir kilo verdim. Şimdi deneme yanılma yoluyla hoşuma giden ne bulursam onu yapıyorum. Chris'e buraya gelip seninle görüşmesini özellikle söyledim. Çünkü ofiste hep kilo verirken kas kütlesinin Hı -hı. korumasının evet. öneminden bahsedip Bu doğru. Chris'in başlangıç niteliğinde birkaç hareket öğrenmesini çok istiyorum. Konfor alanından çıkmasını ama yine de hoşuna giden şeyler yapmasını istiyorum. Böyle daha başarılı olabilecektir. Şu toplarla başlayalım. Başının üstüne kaldır ve yere çarp. Kaldır ve yere çarp. Kaldır ve yere çarp. Bu şey bir miktar zıplayacaktır. İşte o zaman ellerinle durdurmaya çalış. Yüzünle değil. Tamam mı? Tamam. Güzel yüzünü dağıtma. Hadi kaldır. Ve yere çarp. Güzel, mükemmel. İşte böyle, güzel. Yere çarparken nefes ver. Güzel. Nefes vermeyi unutma. Bakar mısın arkadaşına? Çok sevdi bunu. Bakarsınız buradan bütün kilolarımdan kurtulup çıkarım. Mete oradaki her şeyi denemeye hazır olduğumu söylediğim zaman beni bu kadar ciddiye alacağını ummamıştım. Çek, çek, çek. İyice geril. Bir kez daha. Güzel. Mükemmel. Güzel, dinlen. Çünkü adam bana her şeyi yaptırmayı kafasına koymuştu. Alçalırken bir yandan da oturur gibi. Otur, otur, otur. Çok iyi, çok güzel, güzel. Kalçandan destek al. Bir kere daha. Bir kez daha. Güzel. Kalça arkaya. Kendini daha iyi hissediyorsun değil mi? Evet. İyisin evet. değil mi? Yalnız külotum araya kaçtı. Bekle de düzelteyim. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bütün doktorlar size bir egzersizi yapmadan önce mutlaka hekiminize danışın der. Ama bilin bakalım ne oldu. Benimki o sırada yanı başındaydı. Hiçbir şeye itiraz etmedi. Neyse düşüp bayılırsam ayıltır bari diye umudumu korudum. Bugünkü en son çalışmamızda seni dövüştüreceğim. Boks yapacağız. Hareket, denge, el ve göz koordinasyonu çalışacağız. Bana göre boksun en büyük faydası stresi, anksiyeteyi ya da artık her ne diyorsan içinde biriken öfkeyi atmanı sağlayacak olması. Yine fiziki çalışma olacak ama bir yandan da bütün olumsuz duyguları atabileceksin içinden. İhtiyacım olan şey tam da buydu. Birkaç kilodan kurtulmak ve bunu yaparken içimde biriken öfkeden de kurtulmak. Büyük annem hep öbür yanağını çevir derdi ama boksu mu <laughs> <da> emin değilim. <laughs> Şimdi ellerini kaldır. Kalça hafif aşağı. Yumruğunu savur ve geri çek. Toparlan. Güzel. Savurduğun yumruğun aynı zamanda vücudunu da sürüklediğini hissedebiliyor musun? Bir de sarkık derilerin... Ee, o kadar olacak koymamışsa. artık. Halledeceğiz hadi. Çok güzel. Öğreniyorsun. Benim kadar kiloluyken 100 kilo zayıflarsanız sarkan deriler büyük bir sorun oluşturur. Ha, bakar mısın ustalaşı verdi. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Dur, bu, bu olmadı. Güzel. Gövdeni koru, kapan ve gövdeni koru. Tanrım yardım et. Yarın sabah yataktan kalkamam herhalde. Perde gibi oldun öyle değil mi? Hamur olmuş spagetti gibi olduğum kesin. Hamur olmuş spagetti. Güzelmiş. Tamam, hadi gidelim. Tamam. Bir şeyler içelim hadi. Ama sonuna kadar dayandım. Evet. İstediğim hep buydu. Ayaktasın. Evet, evet iyiydin. Yığılıp Harika. kalmadım. Hayır.